Merhabalar. Bugünkü oyunumuz görev oyunları kategorisinden duvar oyunu. Duvar oyunu iki kademeden oluşuyor. İki zorluk seviyesi var. Birinci kademede bize bir tablo verilmiş. Tablodaki kare oluşturacak şekildeki noktaların birleşimine hücre diyoruz. Hücrelerin içinde belli sayılar var. Bu sayılar bize oluşturacağımız duvarda kaç tane kenarının olduğunu gösteriyor o hücrenin. Yani 3 sayısında 1, 2 ve 3 tane kenar bulunmak zorunda. 0 yazan yerlerde hiçbir şekilde hücre kenara sahip olmayacak. Onun dışında kademe 2'ye geçtiğimizde hücre sayısı ve kenarların bulunduğu sayılar artıyor. Kurallarımız şu şekilde. Noktaları yatay ve dikey olarak birleştirerek tek bir kapalı duvar oluşturun. Örnek olarak yani tek bir kapalı duvar dediği noktaları birleştirdik. Bu şekilde şu an sadece örnek için gösteriyorum. Evet, kapalı duvar dediğimiz şekil buna benzer bir şekil olacak. Bu şekli yaparken İkinci kuralımız devreye giriyor. İkinci kuralımız hücrelerin içindeki sayılar o hücrenin kaç kenarının duvara ait olduğunu gösteriyor. Yani biz öyle bir duvar yapacağız ki buradaki hücrelerin içindeki sayılar kadar kenar olacak ve kapalı bir duvar yapacağız. 0 için hiç kenar olmayacak. 1 hücresi yani 1 sayısının olduğu hücrenin bir kenarı, 3 sayısının olduğu 3 kenar olacak. Burada boşlukları kullanabiliriz. Boş yani içinde sayı yazmayan, rakam yazmayan hücreleri de duvarda kullanabiliriz. Kademe 1'in örneğiyle başlayalım. Birlikte deneyelim. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi oyuna nereden başlayacağımız. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ama temel olarak sıfırın olduğu yerler bize biraz daha ipucu veriyor. Yani bunun hiçbir yerine yazamayacağım için bir de buraya yazamayacağım. Bir sayısına ya buraya ya buraya yazacağım. Burayı çizdiğim zaman eğer aşağıda 3'ü birleştirme şansım kalmıyor. Şu şekilde göstereyim. Eğer 1'in kenarını buraya yazarsam 3'ü bu şekilde çeviremiyorum. 1 2 kenara sahip olmuş oluyor. 3'ü şu şekilde çevireceğim. O zaman buradan da kapalı bir duvar elde etme şansım yok. Aşağı inemiyorum, yana geçemiyorum. Onun için sorunun bize verdiği ipucundan 1'in kenarının burada olduğunu çıkartabiliyorum. Evet, başlangıç noktamı burası olarak seçtim. Buradan sonra ilerleyerek kurallara uygun bir şekilde duvar oluşturmaya çalışacağım. Evet, iki hücresine geldim. 1, 2 kenar, ikinci sayısının bir kenarını yaptım, ikinci kenarını yaptım. Aşağı dönemem, düz gideceğim. Boş hücrenin kullanılmasını da burada görmüş oluyoruz. Direkt aşağı gidemem, şuradan devam edeyim, oraya bağlamaya çalışalım. Bu ikiye bir hücre daha kenar daha lazım olduğu için buradan devam ettim. Evet, buraya da 2'ye bir tane daha lazım olduğu için, kapalı bir duvar için bu tarafa devam ettim. Bu 2'ye geldik. 1, yukarıya devam edip bu 2'yi de sağladım. 3 hücresi için 1, 2, 3'ü tamamladım. Şimdi 1 sayısına bir tane kenar çizdikten sonra artık duvarımı tamamlayabilirim. Evet, görmüş olduğunuz üzere ipucundan yola çıkarak sağlamasını da yapalım. 3 sayısının 1, 2, 3 kenarı var. 2 sayısının 1, 2 tane var. 2'nin 1, 2 var. 2'nin 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 sayısının 1 tane. 2 sayısına geldiğimiz zaman 1, 2 tane. 2 sayısına geldiğimiz zaman 1, 2 tane. 0'a hiçbir şekilde kenar çizemiyorum. 1'ler için 1, 2'ler için 2, 3'ler için 3 tane kenar olması
gerekiyor. Kademe 2'ye de örneğine bakalım. Kademe 2 zorluk seviyesi olarak biraz daha zor olmasına rağmen daha basit bir ipucuyla başlıyor oyun. Şu şekilde 3 ile 0 yan yana gelmiş. Bu da bize çıkış yolu olarak çok basit bir yeri gösteriyor. Evet, şurada 0 var. Buraya çizemeyeceğimiz için 3'ün kenarını direkt kapatıyorum. Yukarıya devam edemiyorum 0 için. Şekli bu şekilde bir yana, bir de bu yana uzatıp bekliyorum. Bu 2 tamamlandı. Aşağı gelemiyorum 0 olduğu için. Yana gidemiyorum. Bu da yukarıya gidecek demektir. 1 sayısına devam edeceğim. Eğer buradan devam edersem 0'a geleceğim ve çizgi çizmek zorunda kalacağım için bu tarafa gelmem imkansız. Onun için yukarıya devam ediyorum. Bu taraftan devam ediyorum. Buraya gelemiyorum. Bu yine aşağı inecek. Buraya gelirsem 0'a çizgi çizmek zorunda kalacağım. Buradan yavaş yavaş devam edelim. Aşağı gelirsem böyle devam ederim. 1, sonra bir daha aşağı geleceğim. 2 olmak zorunda. O zaman boş hücre kullanarak buradan aşağı iniyorum. 1 sayısını da buradan yaptım. Buradan devam edersek 1, 2, 3 oluşmayabilir. Evet. Zeka oyunlarının en güzel yanı kaldığınız yerden kontrolünü sağlayıp tekrar başa dönebilmek. Bunun burada denk gelmesi de güzel oldu. İlerleyen oyunlarda bunları çok göreceğiz. Geleceğiz, tıkanacağız, tekrar başa döneceğiz. Ya da işte en son kaldığımız yerden geri dönmeyi deneyeceğiz. Zeka oyunlarının amaçlarından bir tanesi de budur. Kaldığın yerden devam edebilmek, dönebilmek. Onun için buradan devam edemedim. Yana gidemiyorum. Buraya gidersem de burada şekil oluşturamayacağım. Boş hücreden yine aşağı geldim. 1 2 3 1'in şeyini sağladım. Yana gidemiyorum. 0 sayısından aşağı inmek zorundayım. Tekrar aşağı indim. 3 sayısını kutu içine alıyorum. Bir kenarı boş kaldı. 1, 2, 3. 1'i aşağı inersem 0'a gitmek zorunda kalacağım için 1'in üstünden devam edeceğim. Yana gidemiyorum. Tekrar yukarı gideceğim. Yukarıya çıkamıyorum çünkü 1 sayısını zaten kenarı vardı. 1, 2, 3. Buradan gidersem 1 sayısını alamam. Onun için aşağı iniyorum. Tekrar 1 sayısını, 1 yazan hücreyi de kurtardım. Şimdi buradan sonra şu 1 sayısına ulaşmam lazım öncelikle. Önce ona bir gideyim. 1, 1'e kenarını sağladım. Boş hücreden dönüşümü yaptım. 2 sayısı 1, 2 oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bu iki ucu birleştirip kapalı bir duvar oluşturmaya çalışacağım. Onun için şuradaki iki sayısına iki tane kenar vermek zorundayım. 2'ye doğru yaklaştırıyorum. Burada birleştirirsem eşitliğim sağlanmıyor. Onun için boş hücreden dönüş sağlıyorum. Ve bu şekilde 1, 2 kenar oluşturup sorunun çözümünü sağlamış oluyorum. Duvar oyunu iki kategoriden oluşuyor. İki zorluk seviyesi var. Şekilde de gördüğümüz gibi kapalı bir duvar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu oluştururken de hücrelerin, yani hücre dediğimiz 4 noktanın oluşturduğu alana hücre diyoruz. Bu 4 noktanın içinde bazı hücrelerimizde rakamlar yazıyor. Bu rakamlar bize o hücrenin kaç kenara olacağını söylüyor. 1 sayısı için 1 kenar, 3 sayısı için 3 kenar, 0 sayısı için hiç kenar olmayacak. Boş hücrelerde istediğimiz gibi, İçinde rakam yazmayan boş hücrelerde istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Oyunumuz bu şekilde. Kolay gelsin, iyi eğlenceler.